Ünitemizin sonuna doğru geliyoruz artık. Amatör 2 testine geldik. Yolu bu seri sorularda yolu yarılıyoruz bununla birlikte. Şimdi bakalım ilk soruda ne diyor? Tanecik modelleri var. Atomik yapılı element, moleküler yapılı element ve moleküler yapılı bileşik olarak sınıflandırılması istenmiş. Şimdi öncelikle atomik yapılı elemente bakarsak burada tek bir atomdan oluşacak element. Burada 3 ile sembolize edebiliriz bunu. Moleküler yapılı elemente bakarsak da o da iki atomlu yapı olması lazım. Yani birinci öncül buna uygundur. Şu şekilde. Moleküler yapılı bileşiğe baktığımızda ise yine farklı cins atomlardan oluşturduğu moleküler yapılardan oluşması gerekir. Doğru cevap C seçeneği olur. 2'ye geldiğimde laboratuvar malzemeleriyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur denilmiş. 3 ayak yani sac ayağı dediğimiz şey. Genellikle üzerine amyantel konularak kullanılır. Doğrudur. Isıtma işlemlerini o amyantelle beraber yapıyoruz. Sac ayağının üzerinde. Kuroze içine konulan maddenin yüksek sıcaklıklarda ısıtılmasını sağlamak. Çok yüksek sıcaklık yani külleştirme, yakma işlemlerinde kullanıyorum. Kurozeyi kupsuz fincana benziyordu hatırlarsan. Havan katı maddeyi toz haline getirmek için kullanılan bir deneysel malzemedir. Doğru cevap E seçeneği olur. Üçüncü soruya bakarsak X yanıcı madde. Y yakıcı madde yani hidrojen şöyle yapalım H2 oksijen O2 suysa H2O o da yangın söndürücü olarak yer alıyor. Buna göre demiş hangilerine ulaşılabilir? Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısının korunduğunu biz burada molekül modelleriyle ulaşabiliriz. Çünkü toplamda 4 mavi top var, 2 kırmızı top var. Ürün olarak bakarsak 2 tane suyun içinde de 2 kırmızı, 4 tane mavi topu görüyoruz. X ve Y moleküler yapılı elementken ki görüyorum hidrojen 2 tane mavi top, oksijen 2 tane kırmızı top beraber bulunuyor ve moleküler yapılı elementken Z moleküler yapılı bir bileşiktir. Bileşik olması ne demek? İki cins en az iki cins atom içeren moleküler yapı demektir. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. Bileşikler oluşurken bileşenler kendi özelliklerini kaybederler. Onu da buradan anlıyorum. Yani yanıcı ile yakıcı bir araya gelip yangın söndürücü bir madde oluşturabiliyorsa o zaman bileşenler özelliklerini kaybetmiştir diyebiliriz. Doğru cevap E seçeneği olur. Dördüncü soruya geldiğimde hangisi eski uygarlıkların kimya bilimine yaptığı katkılar arasında yer almaz denilmiş. Barutun keşfi burada kimya bilimine yapılan katkılar arasında yer alır. İmbik kuroze gibi araçların yapımı, deneysel araç gereç tasarlama, bunların kimyaya aktarılması kimyaya inanılmaz katkılar sağlamıştır. Özetleme ile ilaç üretimi o dönemlerde yapıla gelmiştir. Aspirin yapılmıştır. Mesela en bilindik örnek kimya bilimleri de bunlar halihazırda kullanılıyor. Uranyum kullanarak enerji üretim bu nükleer enerji santralleridir ama o dönem yani simya döneminde eski uygarlıkların yapabileceği bir çalışma değil. Çünkü radyoaktifliğin keşfi çok sonra olmuştur. Bitki köklerinden boyar madde yapımı da yine kimyaya kalan uygulamalardan biridir. Doğru cevap D seçeneği olur. 5'e bakarsak top çubuk model verilmiş burada. Şimdi mavi top var. Kırmızı top var, yeşil top var. 3 cins atom var. Dolayısıyla 3 tür atom içeren bir bileşikten bahsediyoruz burada. Yaygın adı kezzap olursa ki kezzap dediğimiz HNO3'tür. Bak azot bir tane, hidrojen bir tane, oksijen 3 tane. Oksijen 3 tane, azot bir tane. Şu azot olabilir, şu da hidrojen olabilir. Kırmızı top oksijen atomunu temsil eder. Doğru çünkü 3 olan 3 tane kırmızı top oksijen olacak. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddeleri kesinlikle ayrıştırılamaz. Hiçbir saf madde fiziksel yöntemle ayrıştırılamıyor. Bileşik bu. Kimyasal yöntemle ayrıştırılması mümkün. O da daha basit madde olarak elementlerine ayrışabilir idi. Doğru cevap C seçeneği olur. 6'ya bakarsak burada 5 ile gösterilen kısımda adı okunacak element hangisidir denilmiş. Şimdi 1 için 1 soldan sağa doğru dolduracak olursak 1'e ne yazmamız lazım? Kalay. SN kalay. Şöyle yazdık. 2 karbon. Şöyle yazarsak karbon. 3 flor elementi F flor. 4'e bakarsak demir elementi Fe demir olduğuna göre burada krom açığa çıkıyor. Doğru cevap B seçeneği oluyor. 7'ye baktığında Venn şemasında yaygın adı verilen elementlerin yaygın adları verilen bazı bileşiklerin içerdiği elementleri göstermektedir. Şimdi burada tabii X, Y, Z demiş ama bunlar tabii öncüllerde veriliyor. Mesela birinci öncüde diyor ki X yerine su yazarsak yani H2O, Y yerine amonyak yazarsak mesela birinci öncül çözersek burada ikisinde de ortak olan hangisi var? Hidrojen var değil mi? O zaman ben buraya hidrojen kullanabilirim. Bu doğru olur. Peki ikinciye bakalım. X yerine kezzap yazarsak yani HNO3 yazdık. Y yerine sirke asidi yazarsak ki o da CH3, COH. Z yerine de kireç taşı yazarsak, CaCO3 yazarsak 2 yerine ne gelebilir? Yani şu
asetik asitle ya da sirke asidiyle kireç taşının ortak olan elementleri hangisidir? İkisinde de karbon elementi var. Değil mi? İkisinde de C var. C var. O zaman ikinci öncül de doğru oluyor. Peki üçüncüye bir kontrol edelim bakalım ne gelecek karşımıza. X yerine kezzap yazarsak HNO3'ü yazdık X yerine. Y yerine sut kostik yazdık yani NaOH'ı yazdık. Z yerine de sönmüş kireci yazdık yani CaOH2'yi yazdık. O zaman 3 yerine ne gelebilir? Bak oksijen var. Oksijen var. Oksijen var. Oksijenler ortak olduğu için oksijen elementi getirilebilir. Verilenlerin hepsi doğrudur. Doğru cevap E seçeneği olur. Son sorumuz. Görselde verilen eşyalardan hangileri deney sırasında güvenlik amacıyla kullanılabilir? Önlük kesin kullanılacak. Eldiven kullanılması zorunlu. Gözlük gerekli hallerde kullanılır ama güvenlik gerekçesiyle hepsi kullanılabilir. Doğru cevap E seçeneği olur. Amatör 2 testimizin de sonuna geldik. Şimdi sıradan uzman testimiz var. Uzman 1 ve 2 ve bir de şampiyon testimiz olması gerekiyor. Uzman testinde görüşmek üzere.